Merhaba sevgili Konuşan Mutfak takipçileri. Bugün sizlerle birçoğumuzun çok sevdiği klasik anam babam usulü dediğimiz mercimek çorbası tarifi paylaşmak istiyorum. Evet, birçoğunuzun bildiğini de biliyorum. Mutfağa yeni girenler, yemek yapmayı bilmeyenler, öğrenci evlerinde yaşayanlar, annelerinin yaptığı mercimek çorbasını özleyen bütün takipçilerime gelsin. Yapımı çok basit, kolay ve çok leziz bir çorba. Besin değeri de çok yüksek bir çorba. Bizim ev halkı bu çorbaya bayılıyor. Sıklıkla yapılan çorba bizde mercimek çorbası. Şimdi vakit kaybetmeden sizlere nasıl yapacağımızı en pratik anlatımıyla anlatmaya çalışacağım. Haydi mutfağa. Evet, öncelikle tenceremize yarım çay bardağı kadar zeytinyağı alıyoruz ve 1 yemek kaşığı kadar domates salçası ekliyoruz. Domates salçasını kavurmaya başlıyoruz. Bu domates salçasını yarı yarıya kullanabilirsiniz. Yarım kaşık domates salçası, yarım kaşık biber salçası olarak da kullanabilirsiniz. Sıvı yağ gelince dilediğiniz sıvı yağı kullanabilirsiniz. Ben zeytinyağı daha çok kullandığım için bütün yemeklerimde etli veya zeytinyağlı hiç fark etmiyor. Ben bütün yemeklerimde zeytinyağı kullanıyorum, bir Yalovalı gemlikli olarak. Sizler fındık yağı, çiçek yağı, mısır özü yağı kullanabilirsiniz, hangisini kullanıyorsanız. Bir orta boy soğanımız var. Kavrulan salçanın içerisine bir orta boy soğanı iri iri doğradıktan sonra içerisine ekliyoruz. Şöyle bir karıştırarak hafif bir kavurma işlemi gerçekleştiriyoruz. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tarif bu. Bir su bardağından bir parça fazla mercimeğim var. Kırmızı mercimeğimi yıkadım. İçerisine ekliyorum ve yağda şöyle bir kavuracağım. Eğer yağda kavurursanız mercimeklerinizi çok daha güzel açılacaktır mercimekler. Üzerine de şöyle 1-1,5 litre kadar su ilave ediyorum. Tamamen mercimekten yapıyoruz. İçerisine hiçbir malzeme eklemiyoruz. Sadece mercimek ve soğanla yaptığımız bir tarif bu. Elbette ki farklı tarifleri var. Mercimek çorbasının içerisine havuç veya patates de ekleyerek de yaptığımız bir mercimek çorbası da var tabii ki de. Ama ben bunu daha çok seviyorum. Anam babam usulü dediğimiz mercimek çorbası tarifi bu. Şimdi kaynamaya bırakalım. Gördüğünüz gibi kaynadıkça mercimekler açılıyor. İçerisine eklediğimiz soğanları iri olduğunu hiç aklınıza takmayın. Gördüğünüz gibi blenderdan geçiriyoruz. Evet, güzel bir blenderdan geçirdikten sonra pürüzsüz harika bir çorba elde etmiş oluyoruz. Acı sevenleriniz varsa içerisine acı salça da ekleyebilir. Birazcık acı hale getirebilir. Çok daha lezzetli olacaktır, emin olun ki. Blender olmayanlar soğanları küçük küçük doğrayıp da o şekilde de bırakabilir. Öyle de çok güzel lezzeti oluyor. Gördüğünüz gibi pürüzsüz kıvamda bir çorba elde ettik. Kısa zamanda güzel bir çorba tarifi oldu. Üzerine güzel birazcık yağda pul biber yakıp da servis yapabilirsiniz. Birazdan benim yapacağım gibi. Kıtır ekmekleriniz varsa, ben kıtır ekmekleri çok kullanıyorum. Servis yaparken içerisine birkaç tane de ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi harika bir lezzet. Malzeme listesini her tarifimde olduğu gibi açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da kolaylıkla tarife listeye ulaşabilirsiniz. Bugünkü tarifimde sizlere bu kadardı. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.